Herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Kendi evimizde oynayacağımız Sivas maçıyla başlayacağız. Dediğim gibi Urfa maçını yaptık. Deplasmanda 5 attık. Zaten bizim için kolay bir rakip Urfa. Sivas, Barcelona, Bursa, Urfa ve Göztepe maçlarıyla da bu bölümü bitiririz diye düşünüyorum. Hemen hızlıca takım seçim ekranına doğru ilerliyoruz. Sivas'a şimdiye kadar hiç maç kaybetmemişiz. Barlaser'le başlayacağız orta sahada. Jailson Pires, Barlaser. Elif Elmas'ı geçen maç oynattık. Aslında Elif Elmas'la da başlayabiliriz. Elif Elmas'la daha iyi olur. Bizim oyuncumuz Marin Fisher, Vinicius Junior. Marin'i kenara attık. Bakalım Vinicius Junior oynatalım. Willem gene yorgun ama oynayacak. İlk yarı en azından Willem'i sahada görmek istiyorum. Oyun tarzımıza daha fazla alışmasını sağlamak için Willem'den vazgeçmeyeceğim. En azından bir 45 dakika sonra Arabitse'yi forvet alıp Hasic'i sağ açıkta değerlendireceğim. Tabi Hasic'i kadroya aldıysak değerlendirebiliriz. Hasic kadroda yok. Neyse sıkıntı yok. Ferdi Kadıoğlu'nu atarız sağa. Hiç problem değil. Willem kötü vuruş. Serbest vuruşu çok iyi değil. Çok da kötü değil. 14. Dağlara taşlara niye vuruyor öyle anlamadım. Musa Araz, Rivalka, Guardiol, Willem, Vinicius Junior soldan bindirdik. Harika bir gol. Elif Elmas gerçekten sol kanatta. Willem, Vinicius Junior ve Guardiol işbirliği burada çok iyi aldı. Guardiol da işte beklediğim bu. Yani çok fazla topla oynamadan Arabitse ve pardon Vinicius Junior ve Willem de buradan bindirme yapıyordu. Güzel bir atak, iyi bir atak organizasyonu. Guardiola'yı birkaç adım daha geriye çektik ve biraz daha etkin olduğunu görüyoruz şu an. En azından kendisi toplu oyunda o beceriyi göstermese de rakip savunmayı zora sokuyor. Çünkü her zaman için şöyle bir olay vardır. Sonradan ceza alanına giren oyuncuya karşı savunma yapabilmek çok çok daha zordur. Şimdi ne yapacağım? Skoru biraz daha ele geçirmek için savunma hattını da öne çıkartıyorum. Takımı da öne attık. Biraz daha pres şiddetimizi yükseltelim. Victor Fischer. Victor Fischer'ın aslında takım oyunu çok yok ama topsuz alan bilgisi vesaire. Vinicius Junior nasıl takım oyunu? Vinicius Junior daha iyiymiş takım oyununda. O zaman böyle yapalım. Vinicius'u kullanalım. Aslında Vinicius kaç yaşında? 20 yaşında. Genç oyuncu ödülü yani ismi geçiyor ama tabii dakika süre alması lazım. Dakika bulması lazım. Rui Pres. Bir değişiklik daha yapalım. Kim? Elif Elmas yerine ya da Elif Elmas kalsın. Jailson yerine Alper Potuk. Hoş geldin. Güle güle. Çok hızlı girdi çıktı başkan. Alper, Elif Elmas, Arabitse iyi top. Arabitse çok iyi alan kat etti. Önünde boşluk bulunca en iyi yaptığı işlerden birisi. Elif Elmas ikinci golünü attı. Ya yapmayın abi. Lubomir Satka'ya vermeyin işte. Elif Elmas'a verin golü. Arabitse vurdu. Elif Elmas vurdu. Rakip ayağını koydu. Bir diğer rakibe çarpıp gol oldu. O biraz karışık bir süreç yaşandı orada. Karışmayacağım. İstediğine versin. Oğuzkan Güçtekin hızlı düşüş yok. Ya Oğuzkan yani potansiyel yetenek bayağı gösteriyor ama olmuyor. Yani bu çocuk tabii çok oynatmadım. Çok fazla da şans veremiyorsunuz belli bir seviyeden sonra. İlk sezon oynatabildiğiniz kadar oynatıyorsunuz ama ondan sonra hayda. Yine sakatlandı. Çok fazla sakatlanıyor bu adam. Penaltı mı? Penaltı 2-0 lig maçında güzel bir skor. Rakip kalemize hiç gelemedi. Yani hani gerçekten şutu yok. Şimdi Barcelona deplasmanına gidiyoruz. Kendi evimizde Sivas maçıyla ne? Yeni sözleşme talep ediyormuş. 312 bin euro. 5 sene yapalım. Yok. Bunu kaldır. 390 bin euro. 5 sene 390 verelim. Tamam hadi bakalım. Antonio Marin de yeni sözleşme istiyordu. Marin'i üzmeyelim. Şuraya
Melink ya, Melink de sakat. Adam sakatlanmaya başladı ya. İnanılır şeyler değil, olaylar değil. Sözleşme, yeni sözleşme. Öner dedik. 2.24 istiyor, 1.42 alıyor. Şu serbest kalmayı kaldıralım. Milli takımda 5 maç değil, 10 maç yapalım. 2.9 olsun. %10 maaş artışı makul. 5 maç, 10 maç. Tamam. 2.58, 2.9 tamam. Makul. Ya en azından oyuncunun moralini de yerinde tutmamız lazım. Biraz daha önem vereceğim oyuncu moraline. Bazen konuşuyoruz, ediyoruz, canlarını sıkıyoruz. Onlar da bizim canımızı sıkıyor ama sonuçta ben onların hocasıyım. Böyle tatsız olaylar yaşanacak. Tabii sahada kazandığımız galibiyetlerle birlikte takımda form bulacak, moraller de yerine gelecek. Yavaş yavaş bir form tuttuk gibi ama tabii sezon başında olması lazımdı ama ya biraz fazla değişiklik yapıyoruz. Transferlerde aslında bu kadar oynama yapmamak lazım ama yani orta saha kurgumuz, forvet kurgumuz mecburi olarak değiştirdik. Tabii burada mecburiyetlerimiz de önemli. Barcelona deplasmanı. Bireysel antrenmanın artık kendisine uygun olmadığını mı düşünüyormuş? Bir dakika, bir dakika. Nerede? Ha, Ali Kemal Çamur. Bakalım bireysel antrenman ne yaptırıyoruz? Topa yatarak hamle yapmaz. Defansif pozisyon alma. Markaj, karar alma, pozisyon alma. Niye şey görmüyorsun? Övelim ama seni. İyi antrenman. Antrenmanda iyi çalışıyorsun. Soğukkanlılığı geliştirmemiz için bir antrenman var mı? Hemen ona bakalım. Ali Kemal Çamur neredesin? Soğukkanlılığımız çok kötü. Defansif pozisyon alma olmuyor ama 3. bölgede mi var? Soğukkanlılık, karar alma, vizyon. İnanılır gibi değil. Neyse, karar alma bizim için önemli. Soğukkanlılık çok önemli. Savunma ve hücum oyuncuları için. Zaten şöyle de bir olay var. Savunma ve hücum oyuncularının bazı ortak noktaları var. Laporte. Kaç paraya almış Laporte'u? 21 milyon euro. Bedava. Vallahi billahi bedavaya almışlar. Biz yani Real Madrid şey pardon Napoli kariyerinde dünyanın parasını verdik stoperlere. 21 milyon euro bedava ya. Yani bu aslında listeyi yapıyorsunuz ya. Böyle oyuncuları takip edeceksiniz sürekli. Tabii Laporte'un da gitme isteği var. Marin sözleşme imzalamış, memnun. Arabitse süreklilik, tek ayak, takım oyunu. Antrenman ne bu? Ortalar ve bitiricilik özelliğinde gerilemeler yaşkalamış. Evet, biraz düşüş var. Olsun. Hızlanma arttı. Fiziksel olarak, zihinsel olarak ufak tefek gelişimleri var. Ne çalıştırıyorum ben sana? Hücum organizasyonları. Topsuz alan, ön sezi, karar alma. Şöyle yapalım. Yaratıcı forvet hücum. Sahte forvet çalıştıralım. Biraz daha oyun içine katalım seni. Hazırlık dönemini niye bana sormadan kafanıza göre maç alarak yapıyorsunuz ki? İstanbulspor maçı mecburi galiba. Hücum ağırlıklı çıkacağım lan. Zaten yani kapana kapana ne yapacağız? Atak yiyeyim bitireceğiz maçı.
Erdem, Gvardiol, Monte, Pires, Jason, Vinicius Junior, Arabitse. Vinicius Junior 6.2 çok kötü oynadı. Gerçi hücumda oynattık ama şöyle yapalım. Vinicius Junior kenara alalım. Antonio Marina atalım. Gutierrez, Avrupa'da oynatabiliyoruz seni. Seni alayım lan. Ben kadroya atarım belki seni. Vinicius Junior'ı çıkar. Elneny, Hasan Ali, kaldırım. Elif Elmas mı kaldı? Niye mutsuz? İlk 11'de oynatacağız. Niye mutsuz? Yeni bir sözleşme istiyor. Abi mutsuzluğunuz olmasın. Uf, 4.21 çok, yani iyi oynuyorsun da. Abi 4 milyon euro. Abi. Sadakat primi vereyim ben sana. 2,5 milyon euro. 2 milyon euro sadakat primi versem 5 senede ödeyeceğim bu 2 milyon euroyu. 3,5 verelim. 3,7 tamam. Ve eğer bu 5 sene içerisinde Jason'u satarsak bu 2 milyon euroyu da ödemeyeceğiz. Yani 2 milyon euro 5'e böleceğiz. Eşit taksitlerle öderken eğer bu süre zarfında satarsak, yani bu bir imzalama, sözleşme imzalama primi gibi değil. Sözleşmeyi bazen sezon ortasında mesela adamla sözleşme imzalıyorsunuz. 2 milyon euro sözleşme parası verdiniz ve adam sezon sonunda transfer oldu gitti. 2 milyon euroyu da alıp gidiyor. Sadakat primi o yönden biraz daha iyi. En azından oyuncu sizdeyse veriyorsunuz. Sizde değilse vermiyorsunuz. 5 sene içinde de satarız herhalde. Mustafi tam düşündüğüm stoper. Yalnız Napoli'ye stoper bakarken Mustafi ve Luperto'ya da bakmıştık. Söylenenlerden ötürü gaza gelmişler. Messi, aman Monte, aman aman. İyi pas. Berke, Guardiol, Marin. Oo, tek toplar. Elif Elmas, Jailson. Abi çok iyisin be. Çok güzel organize bir ataktı. Burada Willem'e bakalım. Willem geri geliyor şimdi orada. Hop. Guardiol, Marin, Gubels. Bayağı geri geldi. Bakın burada Laporte stoperi buraya kadar çıkarttı. Orta sahaya kadar çıkardı. Şurada işte burada gerçi Jordi Alba sol bek alan kapatıyor. Elif Elmas burada Jailson'a değil de sağdan Arabitse'ye ya da yani Arabitse burada en müsait adam. Gerçi sağ tarafı kapalı biraz ama Sergio Roberto. Yani bir Willem'in geri gelmesi bütün savunma hattını, Laporte dönmeye çalışıyor. Burada Jordi Alba kapattı, burası açıldı. Bir adamın alan değişikliği ne kadar etki ediyor görüyorsunuz. Tabi orada da Barcelona ile oynuyorsunuz. Yani Elif Elmas'ın da sağa dönmesini kapattılar ama deneyebilirdi gene şansını. Kaç? Vizyon da kötü değil aslında. 17 çok iyi. Demek ki çok müsait değildi. Yalnız gelişmeye iyi ya. Yani ben Elif Elmas'ta herhalde orta sahadan vazgeçmem artık. Yani attığı gollerden dolayı değil. Artık biraz oynatıp biraz böyle kadroya dahil etmek istiyorum. Avrupa'ya satabilmek istiyorum. Para kazanmak istiyorum. Bugün oldukça şanssızdınız. Daha yavaş futbol oynamaya çalışan takımlar için Elif Elmas çok iyi bir oyuncu olabilir. Yalnız çevikliği bayağı gelişti ya adamın. Fiziksel olarak gelişimi iyi. Antonio Marin yerine Gutierrez mi? Her iki ayağında kullanıyor. E neyi var abi? Süratlik, çabukluk, kararlılık vesaire vesaire. Hadi git bakalım ya. Kanat, forvet, hücum. Adamı ligde oynatamıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde. Guardiol. Abi işte o taçların kullanımını bir düzeltemedik. Jailson. Gel, duran toplarda taç atışı da çalışıyorsunuz ha. Vavro. Arabitse. Çok iyi açtı oyunu sağ. Guardiol çok bekledim be. Orada tek de yapacaksın ortanı. Rakip yarı alana iyi yerleştik. Abi çok iyi bir organizasyon gene. Bakalım.
Burada Willem'e bakalım. Stoperle birlikte. Bir anda geri çıktı orada. Evet. Laporte da onunla birlikte biraz ileri geldi. Görüyorsunuz değil mi? Şurayı atabilse. Bak gene Jailson'a bomboş bir alan açtı. Niye? Bu stoper. Şurayı tekrar göstereyim. Biraz böyle didikliyorum ama kafanızda daha iyi bazı şeylerin oturabilmesi için. Şimdi sola döndük. Stoper attı. Bozulmamış. Laporte Willem'le birlikte. Bakın burada Willem geri çıkıyor. Laporte da onunla birlikte çıkıyor. Ama çok geç. Willem hızlı düşünüp tek top. Arabitse burada. Şurada koşu yoluna bırakabilse. Farkındaysanız iki pozisyon. Messi duran toptan attı. İki tane çok net pozisyonumuz vardı. Pas tercihleri doğru olsaydı %80 %90 golle sonuçlanabilirdi. Ve rakip bir tane duran toptan gelip bütün keyfinizi kaçırdı. Jailson yerine kimi atalım? Buraya Ferdi Kadıoğlu'nu atalım. Hadi bakalım. Aslında hiç iki yönlü orta saha oynayacak bir oyuncu değil ama ceza alanına girmeyi seven oyuncularla da deneyebiliriz şansımızı. Ulan nasıl kaçar o gol? Yuri Tielemans. Forvet'te istediğimiz organizasyonları gördük. Gönül 3 puanı isterdi ama ne yazık ki işte olmadı, yapamadık. Forvet hattımız falan çok yoruldu ama olsun. Mustafi Laporte, Jordi Alba harika oynamış. Laporte'u oysaki çok güzel gezdirdik. İşte o pozisyonlar gol olsaydı, o iki pozisyon, şu an Laporte 6 falan oynuyordu herhalde. Çünkü iki kere adamını kaçırdı. İkisinde de adam oyunun şeklini değiştirebilecek pasları verdi. Ya da alan açtı. Bunun üstüne biraz daha çalışacağız ama bunun üstüne biraz daha çalışabilmemiz için her iki yönlü orta sahada bu hareketi, bu hamleleri bulamayabiliriz. Bir, Jailson atletik bir oyuncu. İki, Jailson'un hücuma çıkması için çalıştırdık. Her pozisyonda ileri çıktığı için o boş alanlara sürekli olarak zorluyor. Ah, Ter Stegen. Şampiyonlar Ligi'nden elendik. İyi oynadık, güzel oynadık ama. Yeterince pozisyon da bulduk. Aslında etkili pozisyonlar olmasa da bazen direkten dönen topumuz var. Bir tane mutlak gol pozisyonu, bir tane de rakibin pozisyonu varmış ama bu maçta favori değildik ve elimizden geleni yaptık. Çocuklar aferin. Güzel oynadık. Kötü oynamadık. Harun çok iyi bir maç çıkarmış. Şampiyonlar Ligi grup etabına ulaşmış. Şimdi memnunlarmış. Willem dinlendirelim. Arabitse sen de dinlen abi o zaman. Biz şimdi kimle maç yapacağız ligde? Bursaspor'la kendi evimizde oynayacağımız bir maç var. Arabitse yerine hemen şuraya Hasic atalım. Ulan hafif sakatlığı varmış Hasic'in. Düzelir diye ümit ediyorum. Arthur'u alalım. Vinicius Junior'ımız var Willem yerine. Victor Fischer. Marin ne alemde burada? Marin çok kötü. Ama Fischer da fena değil. Takım oyunu düşük ama Victor Fischer'ı atalım. Biraz daha böyle o roldeki değişikliği biraz daha size anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur ama bunlarla alakalı kafamda planladığım aslında pek çok video var ama şimdi şey yapamıyorum. Hani bunları görüntülü olarak anlatmak istiyorum size. Burada hazır fırsatını bulmuşken birkaç canlı canlı akışta gösterdik. İnşallah bununla alakalı biraz daha böyle elime video biriktirip sizlere bu rollerin neler yapabileceğini göstermeye çalışacağım. Vavro antrenmanlarda çok iyi geliştiriyor kendini yalnız ha. 9, 10, 11 olacak. 11 olacak hissediyorum. Oo, olamaz. 9,8'miş ya. Çok çok var daha. Hala çeviklik ve denge mi? Vavro stoper abi. Daha bir artısı değil yani. Hatta kesici olarak bile kullanabiliriz Vavro'yu ama kullanmayacağım. Bu savunma hattını beğendim. Monte kesici. Aslında Vavro'yu kesici yapabiliriz. Monte'yi pasör stoper. Savunma.
Vavro'yu da standart stoper kesici. Hadi bakalım. Bursaspor kendi evimizde 3 puana ihtiyacımız var. Urfa maçında çok rahat yapar geçeriz diye düşünüyorum. Göztepe maçıyla da bu bölümü bitiririz herhalde. Bu 3. maçı değil mi bu bölümün? Evet, Sivas Barça. Sahte forvete savunma yapmak biraz daha zordur. Çok gezgin bir oyuncu. Ancak şöyle bir şey yapılabilir. Ön liberosu, rakibin bir ön liberosu varsa fazladan onu birebir kullanıp savunma çizgisini bozmamaya çalışabilirler. Aklımda böyle bir şey var ama tabii o da bir tane oyuncunun peşine takılmaları anlamına geliyor. Çok yorgun olan var mı ya? Rui Pires 90, 90, 91. Pires yerine acaba bir Elneny atalım mı şuraya? Vinicius Junior var hücum hamlesi olarak. Fisher yerine Vinicius Junior'ı atabiliriz. Takım konuşmasını sonlandır diyelim. Güzel bir maç olur inşallah. Enes Ünal geri dönmüş. Vergini. Kerim Fry. Allano. Hop. Ön direk. Kim atamadı? Fisher olmadı. Fisher'ın hava topu kaç? Fena değil herhalde. 11 kafa vuruşu 9 aslında çok iyi değilmiş. Willem çok iyi olduğu için santraforu koymuştuk oraya. Tabi hemen onu düzeltelim. Hücum diyelim. Solda. Evet, şöyle yapalım. Sağda da kullanacak kimse yok mu? Bu, yani Victor Fischer'ı kullandırtıyorduk. Tabii Victor Fischer buraya gelmiş. Şöyle yapalım bakalım. Elif Elmas. Keşke orada daha hızlı çıkartabilsen topu. Elif Elmas da herhalde kadroya yani uyum... Ah be gene olmadı. Hadi Marin. Ah. Elif Elmas da herhalde uyum sağlarsa o Bermuda şeytanı üçgenini oluşturursak bu vizyon, bu pas becerisi, bu yetenek biraz daha iyi olur. Üçüncü ön direk organizasyonu. Üçünde de topa buluşan oyuncumuz var. Kaleye gönderdik. Evet, dördüncü de attık golü. Nelson Monte. Şu an Monte'den soğuma sebebim olabilir kafa vuruşlarının düşük olması. Rakip sahada topa sahip olma konusunda sıkıntılarımız varmış. Okan Kocuk en fazla top kaptıran oyuncuymuş. Demek ki önde basıyoruz. Önde baskımızın meyvesi olarak da ne oluyor? Uzun oynuyor Okan. Sürekli olarak kalecilerine dönüyorlar. Dönen topları da biz topluyoruz. Biraz daha kısa pas yapacağım. Rakip yarı alanda daha fazla topa sahip olabilme adına. Aslında hava yağmurlu çok kısa pas yapmak iyi değil ama çok kısa pas yapmıyoruz. Elneny biraz daha topa sahip oluruz ki meyvelerini de verdi sanki şu an. Jason. Okan. Çok güzel bir atak. Top çevirdik. Pas yaptık. Pas hiç ön direk olur mu gene? Olmadı. Ulan o nasıl aldı o topu öyle? Nelson. Guardiol. Çok iyi. Çok güzel bir orta. Gerçekten Victor Fischer. Aslında burada Fischer burada serseri mayın. Geri çıktı. Boşa çıkıp ceza alanına koştu. Stoperler de burada kaldı. Şöyle biraz geri çıkıp sanki böyle hani
Oyuncular ofsayt çizgisini falan bozan hareketleri yaparlar ya kendi kendilerine. Sanki öyle bir olay oldu. Ferdi atayım buraya sağa. İki önlü orta saha Jason yerine de Alper Potuk. Alper'i de oynatalım. O da bizim oyuncumuz. Form tutsun, form yakalasın ya. Herkese ihtiyacım var kadrodaki. 2-0 Burak Kapacak. Bir istedim vermediniz yani Burak Kapacak'a. Erdem Şenli'ye kaldık. Şimdiye kadar Burak Kapacak as oyuncum olmuştu. Şener'i göndermiştim ben. Sola çok iyi dön şey sağ soldan sağa çok iyi döndüler. Elneni'ye bak ya. Bir öyle yattı. Bir öyle yattı ama topa sahip oldu. Alper. Güzel güzel deneme. Elif Elmas. İyi top attı. Marin. Ceza alanında değil Fischer. Geride kaldı Victor Fischer ama biraz hızlı. Çünkü şurada kaldı o. Geri çıkacak diye ama Marin bekletmeden orta yapması çok iyi. Yalnız rakip çok kötü karşıladı be. Monte'yi çıkartalım bence ve Ali Kemal Çamur Bey'i atalım. Sadece sağ. Ali Kemal'in diğer ayağını da kullanmasını sağlamamız lazım. İki tane sağ sol ayağı kötü olan stoper. Burak. Üf, offside mi lan? Yani offside evet. Geçerli görünmüş. Offside gibi geldi. Neyse önemli değil. Enes Ünal Ulay kanatsız kuşa yerini bıraktı. Avelar çok kötü. Çok kötü top karşıladı. Bir golde hatası var. Marin uzak direk. Çok uzak oldu. Yani en uzak direk. Hızlandıralım bakalım. Bitti. Kaleyi bulan tek şut. O da gol oldu ama çok net bir pozisyondu. Gelişinde de çok iyi vurdular. Enes Ünal. Aha gol geçerli değilmiş. Pardon ya. Gol geçerli değilmiş. İyi oyunumuzu, baskılı oyunumuzu. Güzel galibiyet çocuklar. Aferin dedik. Devam ettiriyoruz. Rakip yarı alanda da topa iyi sahip olabildik diye düşünüyorum. Rakip çok dar oynamış. Biz de çok geniş oynamadık ama yani şu soldan ve sağdan hani hatlar bağlar kopmadan inebilmişiz. Burada mesela kesik kesik var evet ama biz düzenli olarak bu kanatlardan adım adım ilerlemişiz. Şimdi Urfa ile maçımız var. Lig kupaya bir bakalım. Maç fazlası Galatasaray'da. Ben de aynı şekilde devam ediyoruz. Ama burada tabii ki benim elimde şöyle bir avantaj var. Ben Galatasaray'la deplasmanda oynamayacağım. Kendi evimde oynayacağım. Deplasman maçım bir Trabzon var derbi olarak. Zor geçebileceğini düşündüğüm bir Trabzon derbisi oynayacağım. Onun haricinde Beşiktaş'la ve Galatasaray'la kendi evimde oynayacağım ki Galatasaray rakibimiz şampiyonluk yarışında. Nelson Monte son 5 maç 2 gol 7.88. Sağlık merkezine bir göz atalım, göz atalım. Yüksek sakatlık riski. Neyse çok sakatlık yatkınlığı kimin yüksek bu arada? Victor Fischer, Rui Pires tabii maçtan çıktılar. Biraz dinlenmeleri çok daha şey olacak. Bu sezon sakatlıklar beklentilerimiz %60 aşağısında gerçekleşti. Sakatlık tablosunda 6. sıradaymışız. Neyse şu ortalamanın üstünde olan oyuncular zaten yorgun olan, yeni maçtan çıkan oyuncular. O Urfa maçından önce bakalım biraz daha değişecektir o tablo. Melling sakatlığından ötürü fit değil. Tekrarlayan sakatlığı yokmuş. Sakatlık var. Evet sakatlandı ama bu sakatlık yani bir sürekli bir sakatlığı var. O tekrar etmiyor. Bu güzel bir olay diyebilirim en azından. Kendi evimde Urfa ile oynayacağım. Galatasaray berabere kaldı. Yo mağlup olmuşlar. Oo, deplasman. Antalya deplasmanı demek ki zormuş. Biz de berabere kalmıştık Antalya deplasmanında. Şu mağlubiyetleri var Beşiktaş ve Antalya'ya. 16. hafta ilk yarı biterken güzel bir iş yaptık. Güzel bir iş başardık bence. Son maçımız Göztepe deplasmanı. Eğer çok dikkatli gidersek Göztepe maçına da bence ilk devreyi lider bitirebiliriz. Artık her şey kendi elimizde. Vavro, tekniği düşük, merkezdeki kadroya falan filan.
Mevcut formu neymiş? Son 2 ayda çok yönlük ve pozisyon alma özelliğini geliştirmiş. Cesareti vesairesi, fiziksel özellikleri, çevikliği düşük ama çeviklik 9,8'di, 10 oldu herhalde. Evet, 10. Çalışmalar sonucunu veriyor. 10, 11 olsa yani en azından o böyle bir psikolojik şeyim geçecek benim. Vabro'dan vazgeçmem. Atletik Bilbao, evet, güzel bir çekiliş. Atletik Bilbao'nun fikstürüne bakalım mı? Ligde çok kötü durumdalar. Üst üste mağlubiyetler almışlar. 8. sırada ligde. 6 mağlubiyeti var. Deplasmanda 4 maçın, bu 6 maçın 4'ü deplasman. Deplasman galibiyeti neresi var? Gijon. Zaragoza, Eibar. Zaragoza, Gijon ve Eibar. Kendinden iyi hiçbir takımı deplasmanda yenememiş. Üst sıralardaki beraberlikler Real Sociedad. Tamam ya. Atletik Bilbao'yu biz şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Çok önemli. Önem verelim biraz. Çünkü biliyorsunuz geçen sene Young Boys maçına gözlemci gönderdik. Ne kadar faydasını gördük, değil mi? Kulüp çalışanları değil, gözlemcilik diyelim şuraya. Görevlendirmeler dedik. Kim ulan, burada da herkesi göndermişiz bir yere lan. Bu ne ya? İspanya birincilik 5 ay. 5 aydır gözlemliyor mu? Bunu durduralım ya. Video çekerken kimi göndermiştik biz ya? Türkiye Kupası ya, aman Türkiye Kupası'nı boş ver babam ya. Bırak. Cherubini. Gözlemci görevlendirme. Yeni görevlendirme ata diyelim takım. Bilbao, Atletik Bilbao'ya seni gönderelim. Şu an gidiyor olman lazım senin. Evet. Bir daha kontrol edeyim, eksik bir şey yapmış olmayayım. Gözlemcilik, görevlendirmeler, Cherubini görevlendirme niye yok? Gözlemci görevlendirmesi, yeni görevlendirme ata dedik. Takım Bilbao'yu. Tamam, Bilbao. Ben mi yanlış biliyorum acaba? Hadi bu rakibi 2 maç gözlemleyecek ama takım. Atletik Bilbao, evet, göreve başlat dedim. Ama başlamadı. Bunda bir ya ben yanlış bir şey yapıyorum. Ama bildiğim kadarıyla öyle bir şey olması lazım. Bizim istatistikçimiz yok mu? İstatistik analizi sorumlusu varmış. Bakalım başlıyor mu? Çok merak ettim. Niye olmadı? Acaba bir yanlışlık mı var orada? Yani hiç bir takımı gözlemlememiştim. Sıradaki rakibi 2 maç falan yaptım, az önce yaptığım gibi. Onda bir sıkıntı olmadı ama. Sinan Artan, Sinancım 2 yıldız, yani yok. Melink neymiş? Daha büyük. Tamam. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok paşam. Gideceksen git. Yani zaten biz senden verimimizi aldık. İyi bir oyuncu olduğunu gördük. Kariyerlerde önerebileceğim bir oyuncu olduğunu gördüm. Alabileceğim bir oyuncu olduğunu da gördük. Gidebilirsin. Yani senden yeterince faydalandık. Elif Elmas da forma bulmama sıkıntısını aşmış. Morali yerinde. Gelişim. Mezzala hücum çalışıyor. Çeviklik ve denge. Şuraya bir çabukluk çalıştıralım. Biraz daha hızlanmasını arttırmaya yönelik hareketler yapalım. Hadi bakalım. Urfa ile ilk maçı kazandık. İkinci maç şimdi. Jason Monte yerine bence Sadık Çiftpınar'ı atalım. Hatta şöyle yapalım. Monte yerine değil, Vavro yerine Sadık'ı atalım. Çakılı standart stoper kesici yapalım. Sadık şuraya atalım bacı. Başam seni.
Vavro yerine de Ali Kemal Çamur'u atalım. Sadık sadece sağ değil. O zaman şöyle yapayım. Sadık biraz daha sol ayağını en azından Ali Kemal'den daha iyi kullanabiliyordur. Niye diyeceksiniz? Hemen gösterelim. Şurada hep beraber bakalım. Çünkü Ali Kemal Çamur sadece sağ ayağını kullanabiliyor. Savunma yapalım. Evet. Erdem Gvardiol yerine Hasan Ali Kaldırım. Meningi izleyen yok. Neyse göndeririz onu da. Sadık Ali Kemal Harun yerine Vedat Kerim. Libero kaleci savunma ol sende. Berke kaç maç yaptı bu sene? 17 maç yapmış ya. Çok iyi yani. Harun da en az o kadar yapmıştır. 7 maç. Harun daha az oynamış. Elneni yerine Rui Pires, Jason, Alper, Mezzala da kalsın. Victor Fischer yerine Willem'i atalım mı? Willem'i Arabitse'yi mi atsak? Willem'i atalım Willem. Kimi alacağız 7'ye? Şener, Vavro. Vavro'yu almayalım. Arabitse'yi atalım. Elneni yerine Oğuz Kağan'ı atalım. Victor Fischer. Keşke şu kupa maçlarında yani ligde yazamadığımız oyuncuları da oynatma ihtimalimiz olsa gerçekten bence çok iyi olurdu. Ama oyun böyle giderse devre arasında Arthur'u gönderme ihtimalim olabilir. Kiralamasını iptal edebilirim. Tabii kiralama iptali açtıysak. Hasan Ali. Marin indirdi. Pires vuramadı. Uf, çok güzel vurdum be. Çok iyi vurdu. Gerçekten çok iyi vurdu. Ama yeterince iyi vurmadı. Yeterince iyi vursa gol olurdu. Az daha defans öne çıkartacağım. Presi de öne alacağım. Evet. Alper, Elif. Hazimle oynayın. Tamam biz de sakin. Sakin Sadık. Sadık'ın da bu ikinci ya da üçüncü maçı. Sadık'ı da kullanacağım artık. Ya ligde de kullanalım. Biraz rahatladıktan sonra. Asiç, Erdem. Bak Mezzala orada. Aa, iyi alan açıldı orada önünde ama iyi de burada olmadı. Sakin oynayın ya. Yani Engin Koç, Regen. Sercan Kaya da bayağıdır sağda solda şey yapıyor, devam ediyor kariyerine yani. Ön direk. Tabii Vilen var bu maç. Ön direğe onu koşturuyoruz. Ali Kemal. Ha bir de şöyle bir olay var. Bir stoperim de kalecinin önünde duruyor. Kaleci market modunda. Hasan çok iyi vurdu. Seneye ama orta saha bir Abdülkadir hamlesi yapacağım ya. Mezzala hücum. Alper, Erdem. Oğlum niye kaleye vuruyorsun ya? Niye ilgisizsiniz? Ben anlamadım. Yani Şampiyonlar Ligi finalinde mi oynayacaksınız illa? Maçın gidişatından memnunum. Böyle devam edin dedik. Evrimde kaldı top. Sakin, sakin. Rui Pires. İyi pas. Hasic, Erdem. Hasic, bir an oyna. Allah'ım ya Rabbim, gole zorla kendi kendilerine gol attırdılar adamlar. Arabitse'yi atalım kanat forvet değil, sahte forvet rolünde. Evet, Georgi Arabitse. İkinci değişikliğimizi de yapalım. Elif Elmas yerine Daniel Barlaser'i atalım. Can Erdem rakipten sakat var. Marin yerine de Vinicius Junior'ı atalım. Hadi bakalım. 3 oyuncu değişikliğimizi 75. dakika itibariyle tamamen bitirmiş olduk.
Vinicius. Oo, çok iyi bıraktı ayak içiyle. Uzak köşe. Geçen maçta da golü vardı. Bu maçta da attı. 3-0. İlk maç 5 attık deplasmanda. Bu maç 3. gol. Vinicius Junior'ı o kadar alan bırakırsanız bedelini ödersiniz. Hasic de birkaç kere girdi ama olmadı. Çok güzel bir atak. Vedat. İki tane adam kaleciyi kapatıyor ya. Oo, çok iyi. Çok iyi bıraktı Arabitse. Arabitse yani daha iyi uzaklaştırman lazımdı senin o topu. Direkt bıraktın adama. Vinicius Junior adamın içinden geçti orada. Biraz form tutmuş sanki ya. Her dönen topu aldı, bir şeyler yapıyor. İleride rakibi yıpratıyor. İçeri giriyor. Arabise yazar. Çok kötü, çok kötü ya. Hızlandıralım ya artık. Bitsin maç. Alper iyi oynuyor ya. Geçen maçta da iyi oynamıştı gene. Alper'i form tuttururuz. Bakarsın Jailson. Ozan çünkü uzun süreli sakatlığı vardı. Alper üçüncü düşündüğümüz orta sahada oyuncuydu ama Alper'in uzun sakatlığı bizi sıkıntıya soktu. Şimdi antrenmana bakacağım. Neyse Göztepe maçıyla bitiyormuş. Dengeli fiziksel falan değil. Şu maç bitti. Buraya rejenerasyon vermeyeceğim. Gelmeyin abi. Bugün tamamen dinlenin. Sezon burada da bir dinlenme vereyim size. Hatta şöyle yapayım. Dengeli sezon öncesi ağır. Aslında ağır bir antrenman mı yaptırsak? Burada dinlendikten sonra şurada bir fiziksel kondisyon dayanıklılık. Evet. Bence iyi olur. Biraz ağır olacak ama bugün yaparsak, bu hafta yaparsak bence sıkıntı olur. Şurada bir duran top çalışması yapalım. Burada sezon öncesi antrenmanı yaptıralım. Ağır orta, ağır son etapa bakalım. Ağır son etapta da artık bütün o fiziksel çalışmaları bitirmiş vaziyette duruyor ama ben gene bir ön etapta değil. Ön etap daha ağır geçiyor aslında. Gerçi kaleci dışındakiler falan daha farklı şey var ama evet, ağır orta etap yapalım. Aralık, Ocak ayında ne varmış? Hazırlık maçlarını iptal edeceğiz zaten. Tamam, yani burada bir duran top çalıştık bir hafta tamamen. Bir hafta fiziksel ağır bir antrenman ama fiziksel olarak düşüş yaşamamamız lazım. En sonunda bir antrenman maçı yapıştırıyoruz. Burada bir savunma, tamam, bir haftalık savunma güzel olur. Ya da savunma yerine oyun tarzı Catenaccio yapalım. Catenaccio, alan savunması, yerden savunma, toplu savunma falan filan. Gegenpress. Şu hazırlık maçlarını iptal edersek Belçika'ya kampa gidiyoruz herhalde. Belçika takımlarıyla maç yapıyoruz. İstanbul maçını iptal edemiyoruz. Tamam. Antrenmanda neyi düşündüm, ne yaptım? Eğer maç yapmadığınız bir ara varsa kesinlikle bence bir ilk hafta yapmadık. Yani o hafta iki tane maç yapacağız. Takım yorgun, bir gün dinlenmeden sonra biraz ağır gelir dedik. Ne yaptık abi? Fırsatı bulduk. Bir hafta komple bir duran top organizasyonu yapalım. Duran topların ne kadar önemli olduğunu gördük çünkü. Ne kadar etkili olduğunu gördük. Bu arada taç atışı da çalışıyorlardır herhalde, değil mi? Yani ben taç atışı çalışılıyor diye biliyorum. Duran top organizasyonları. Evet, uzun taç bilmem ne falan filan. Burada uzun taç diyor. Korner, frikik savunma, duran top organizasyonu yine. Genel serbest vuruş, uzun taç. Uzun taç diyor ama en azından bir taç çalışması varmış. Taç kullandırtıyorlar herkese. Uzun uzun atın. Bu da önemli. Bir hafta taç. Şey taş diyorum. Duran top çalıştırdık. Duran top çalışınca tabii fiziksel antrenmanları da çok geniş kapsamlı, çok böyle çalışıyorlar. Çok direk işte güç, direnç hepsinden biraz alıp koyuyorlar. Bir hafta normal çalıştıktan sonra bir hafta ağır bir fiziksel antrenman. Fiziksel antrenmanlar önemli çünkü maç trafiğimiz çok sıkışacak. Hatta oraya bir hafta daha çok ağır olmasa da bir antrenman sistemi koyabilirim. Zinchenko benim tarzım değilsin. Neden? İyi bir oyuncu olabilirsin ama hız hızlanma daha iyi olma. Ya
Hız hızlanman bu seviyedeyse pas vizyon çok yüksek olman lazım. Yani 16'larda 17'lerde olman lazım ki senden vazgeçmeyeyim. Arabitse'yi övelim. Mükemmelden harikaya düştü. Willem. Willem yani evet. Takım yaratıcılık özgürlüğüne çok çabuk adapte oldu. Alberto seni oynatmadığım için biraz daha şey var. Evet Tasic. Jason sıkı markaj yapar. Ferdi. Ferdi'yi de kullanmıyoruz. Yani ya aslında gerçekten Arthur'u gönderirsem Ferdi ve Elif Elmas'a kendimi mecbur bırakırsam en azından oyuncuları da oynatmış oluruz o mevkilerde. Ya böyle olunca üçüncü seçenek Arthur var. Arthur'u kullanmıyorum gerçi. Lig olacak. Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası çok sıkışık fikstürler de var. Çok kararsız kalıyorum. Tabii bu bölümleri peş peşe yapacağım için hani gene en sondaki canlı olacak bölümde sizlerle birlikte olacağız. Geçen sene City'yi eledik. City'den sonra kim gelmişti ya? City'den sonra yok, Wolfsburg geldi, sonra City geldi galiba, değil mi? Geçen sene. Wolfsburg tabii, Wolfsburg City geldi. Lan şu nedir ya? Ha, Dinamo Kiev'i dağıtmışız sonra çeyrek finalde. Ha. Abi yarı final. Gerçi bu Young Boys elektrikler kesildiği için değiştirdik şeyi de. Deplasmanda 3-0 yenilmiştik. Kendi evimizde de 5-3 yenmiştik. Ulan 5-3, 3-0 maçlara bak. Adamlar bizim bug'ımızı bulmuştu. Tabii stoper sıkıntımız vardı. Bu sene belki onları düşünerek bir tane çok çok sağlam bir stoper alabilirim. Avrupa'da oynamamış. Kiralık veya paraya kıyıp kendi orta sahamız, kendi 11'imiz, kendi oyuncularımızla çıkmamız lazım. Çok ciddi bir maça çıkıyoruz çünkü. Hasan Ali kalsın ya. Hasan Ali kaldırım ya. Bizim canımız ciğerimiz. Elneni'ye attık. Oğuz Kağan kalsın bakalım. Kullanırız Oğuz Kağan'ı. Marin, Willem. Marin yerine bir Vinicius yapalım. Marin de Fischer'la değiştirelim. Şu an ideal 11'imize yakınız. Erdem, Vavro, Monte. Erdem yerine bir de Şener'i atalım. Arabitse ile mükemmel uyum sağlamış vaziyetteler. Daha o vizyon, pas yani geliştirme onları ya. Çabukluk çalıştırıyoruz. Ya şunlar 13-14 falan olsa çok daha etkili olacak. Bunları neden yaptırıyorum? Bakın her atağımda görüyorsunuz. Kanada top açıldığı zaman göbekten Jason ve Elif Elmas çok hızlı içeri giriyorlar. Bu da bizim atak sonuçlandırmamızı sağlıyor. Bir sürü golümüz var öyle. Yani bizim oyun tarzımız bu. Arabitse hayda. Efendim kızım. Evet. Canlandırıyordu. Telefonum yok ama bende değil. Şarjdaydı telefonum. Alıp o uygulamayı tekrar kurabilirsin sen. Niye sen duymuyor musun? Tamam sen telefonumu getirirsen kurarım ben. Hayır. Tamam. Hadi Play-Doh'ların hazır mı? Hocam, bir Tamam. tane Tamam o zaman. hamur yaptım. Kurumuştur muhtemelen. Açık kaldıysa kuruyor onlar biliyorsun değil mi? Jason çak gol oldu çak. Hadi getir telefonum ben kurayım o zaman. Artık başkanın ayağı uğurlu geldi diyelim. Jason ikinci golümüz Elif Elmas Arabitse'ye verdi. Jason 2-0 takımı övelim. İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Vavro Monte. Ama ben size çok net bir şey söyleyeyim. Vavro ve Luperto ikilisinin yerini yani bence hiçbir stoper tandemi tutmayacak. Yani ah be Engin, Ahmet Engin. Vavro ve Monte de iyi bir ikili olabilir ama bence bizim ikilimiz başkaydı Luperto. Ve devam etseydik çok iyi olacaktı. Yıllardır aynı ikiliyle devam edecektik. Arabitse, Elif Elmas, Jailson. 3 oldu. Aynı gollerin kopyası devam. Babacım, Efendim. kimmiş
Öldün mü? Evet, şimdi bakalım onu kuralım ve çok güzel yapalım. Baba bunu yapayım mı? Yapma, dur. Yapayım bence. Dur. Buydu değil mi? Evet. Al bakalım şimdi bu yüklenecek bir dakika. Elif, dördüncü gol geldi mi? Jailson hat-trick. Gelmiş mi? Sağ ol. Sen de sağ ol güzel kız. Vinicius, Jailson, Çiçi müdahale, Jailson'un ceza alanında bulunması. Ne yaptık? Elif Elmas, Jailson, Arabitse yine o bitirici dörtlü ceza alanının içerisinde top solda Vinicius'ta. Sağda olsaydı top solda Vinicius içeri girecekti veya Fischer orada kim varsa yine bitirici dörtlü ceza alanı içerisinde olacaktı. Bizim hücum olayımızın, hücum gücümüzün en güçlü tarafı Willem. Uf, Erce çok iyi kurtardı. Şu ana kadar çok iyi bir performans göstermiyor Erce ama gerçekten çok iyi kurtardı. Willem de gol atsın ama yalnız Willem'i sahte forvet yaptıktan sonra daha böyle rahat gol atıyoruz. Hani bu hücum organizasyonları oturdu falan da denilebilir ama birkaç maçta çok net gösterdik bunları size. Arabis de çok fazla top kaybetmiş. Tehlikeli bölgede rakibi faul yapmamış rakip. Bizim yarı alanımızda topa sahip olamıyorlar. Kendi ceza sahasının merkezinde rakip fazlasıyla top çaldı. Evet, yani ön alanda baskımız işe yarıyor. Bu verilerden onu görüyoruz. Gassama ama evet bir ön alan baskısı daha çabuk süratli oyuncular. Bu da bizim Muhammed Salah'ımız yani. Arabizde de bizim Salah'ımız. Ne yapalım? Salalım mı? Abi ne yapıyorsun 5 numara elneni ya? Bırakın beni Salah. Salah mı? Arabizde rakip defansa Salah. Haydi çocuklar 5-1. Ne yapalım daha rakibi yıpratalım mı ya? Savunmayı bir tık öne atıyorum savunma hattını. Pası da biraz daha kısa yapacağım. Çünkü şu an hatlar gene aynı boyutta kaldı ama oyun oynayacağımız alan daraldı. Yani defans çizgisi önüne çıkardık, savunmayı da bir tık öne attık. Bu ne anlama geliyor? Aradaki mesafe aynı ama topun oynanmasını beklediğimiz alan biraz daha daralttı. Yani kendi sahamızdan, kendi kalemizden biraz daha uzaklaştık. Harika oynuyoruz ya, çok iyi. Vinicius Junior, yani gol ve asist olmayıp bu kadar iyi oynayan bir adam. Elif Elmas yerine, Elneni yerine buraya bir Oğuzkan Güçtekin operasyonu. Arthur'u atalım, Arthur'u düşünelim burada. Çok mu kötü? Pozisyon alma gayet iyi. Top kapma falan, ya yani markaj hiç fena değil. Arthur'u deneyelim biz. Niye bunu düşünmedik? Ön libero'da Arthur'la deneriz şansımızı. Borges, Castro. Hücum hattında bir değişiklik yapalım. Arabis'i şöyle Fischer'a atalım. Arabis'i yerine de Ferdi Kadıoğlu. Yalnız 10 şut çekmişiz. 12 şut. Az önce 10'du. 6'sı gol olmuştu. Rakip kaleci gerçekten çok kötü bir gün geçiriyor. Erce. Kalede gene Vedat var. İyi oynamış Vedat da. 3 tane gerçekten yerli iyi kalecimin olması çok büyük bir şans. Elimi çok güçlendirdi. Jason, Elif Elmas ve ilk devreyi lider tamamladık. Lider bitirdik ama takımdaki eksiklerimizi asla göz ardı etmeyeceğiz. Bir tane sağlam bir stoper bulmak lazım. Çünkü Avrupa'da maç yaparken sıkıntı yaşamak istemiyorsanız. Fenerbahçeli Jailson harika bir performans. Nazar değmesin. 5 maç üst üste kazanıyoruz. Bu güzel bir şey. Jailson 5 maçta kaç gol yedik? Bir gol. Göztepe'den yedik sadece. 5 maçta bir gol yedik. Kaç gol attık? 15 gol attık. Jailson'la sözleşme uzatmamız harika bir olay oldu bence. Evet.
Bu bölüm bitirdik. Devre bitti zaten. Alexander Zinchenko, niye geliyorsun sürekli? İstemiyoruz. Transfer listesine konmuş olabilirsin. Yani şu Victor Fischer olayın olsaydı iyi olabilirdi. Yani pas 13 ama vizyon falan daha iyi. İşte bitiricilik, dribling. Geçen sene ne yapmış? 36 maç 17 gol 6 asist. Bu sene 16 maç 4 gol. Lig performansını yakalatırız. Daha fazla asist yapmış. Ofansif oyun kurucu oynattık birkaç maç. Yani hani geçen seneki paraları verilir mi acaba diye düşünüyorum da gene bir 20 maç üstüne çıkardık mı sen gene 7 gol atarsın. Asist sayın iyi sayıya ulaşmış zaten. Alper'i kim izliyormuş? Montpellier Rennes. İki yönlü orta saha lazım bize. Yerli olabilir. Alper bir fırsat geçti elimize satabiliriz ama yerli oyuncu. Oynatmasak da Ozan Tufan. Hala yok yani Ozan Tufan neresi kırıldı? Ayağı kırık yani bir de düştü gitti adam. Cesaret, çeviklik, hız, hızlanma her şey gitti. Melling'i göndereceğiz. Gitmek istiyor. Bizden gitmek isteyeni tutmayacağız. Vinicius Junior dedik ama Vinicius Junior form tuttu. İyi gidiyor. Ondan vazgeçmem herhalde. Hücum hattını bu şekilde yaparız. Orta sahaya bir tane sağlam iki yönlü orta saha düşünebilirim. Yerli o da kim var ki yerli yani? Bir Musa Çağıran var oynayabilecek. Ya da Alper'i deneyeceğiz şansımızı. Alper de çok kötü ama pozisyon alma, top kapması, hani savunma yönümüz 0-0 olur yani. Jailson, Arthur, defansif oyun kurucu, savunma Arthur'la olur mu acaba? Rol olarak, mevki olarak her şeyini karşılar. Arthur'u bu şekilde bence değerlendirmek çok daha mantıklı olabilir. Hücum anlamında çok faydalanamadık. Ama defansif oyun kurucu savunma bize seviye atlatabilir. Gerçekten elimdeki en iyi defansif oyun kurucu savunma kıyası kimle kıyaslayabiliriz ki? Ulan ne kadar çok oyuncumuz var ya. Burada nerede bulacağım ben şimdi defansif oyun kurucularımı? Muhammed Elneny ile kıyaslayalım. Yani Arthur teknik hücum vizyon anlamında çok iyi. Hava toplarında Elneny bir adım önde ama fiziksel olarak bir tık Arthur çok çok daha iyi. Kıyasla Rui Pires. Aynen. Aynı şekilde Rui Pires'ten falan da hücum anlamında çok iyi. Savunma yönünde çok fark yok. Hatta savunması daha iyi. Evet. Arthur'u bu şekilde değerlendirebiliriz. Defansif oyun kurucu, savunma ön libero da. Hız, hızlanma, çeviklik de fena değil. Pozisyon alma, top kapma da gayet iyi. Babacım sana bir de var ya defansif pozisyon alma çalıştırırsak markajını da geliştirirsek harika olur. Evet şimdilik planlarımız bunlar. Lig kupa görünümünde bu bölümü sonlandıralım. Biraz sesli düşündüm. Sizin de aklınıza belki fikirler gelir diye böyle bir şey yaptım. Vinicius Junior yükselen değerimiz şu an için. Jailson bu senenin yıldız oyuncusu olacak herhalde. Gerçekten çok iyi oynuyor. Hat-trick yaptığı maç var iki yönlü orta sahanın. Ve her alanda Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol, ligde 6 gol. Takımın bütün gol yükünü çekiyor. Şöyle bir kadroya bakalım en fazla golü kim atmış? Jailson 8 gol, Arabitse 7. Bizde çok net bir tane adam sıyrılıp gitmiyor. Görüyorsunuz. Yani şurada 3 gol, 2 gol. Hani Arthur'u da katarsak katmayalım. 3 gol barajını aşmış. Vinicius Junior kaç tane oyuncu var burada? Şöyle bakalım 9 tane farklı oyuncu 3 gol barajını aşmış. Stoperlerimizden de katkı sağlayan var. Elif Elmas'ın performansı harika. 11 maç, 4 gol, 3 asist. Ben Elif Elmas'ın çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Biraz daha üstüne düşelim. Önemli maç formu 2 hala ama tabii bu bizim için çok büyük bir sıkıntı biliyorsunuz onu. Elif Elmas diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Bakalım bundan sonra yolumuza Elif Elmas'la devam edeceğiz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.